Atalarımız bir dirhem et, bin ayıp örter der. Erdoğan'ın şahsım hükümetlerinin ekonomideki ayıplarını da 2002'den sonra başlayan ve bize benzeyen tüm ekonomilere akan o güne kadar görülmemiş. Küresel sermaye bolluğu örttü. 2008-2009 yıllarında küresel krizle birlikte para muslukları kapandı. Ama 2009'dan sonra bizim gibi yükselen ekonomiler için o musluklar tekrar ardına kadar açıldı. Gelişmiş ülke merkez bankalarının 2008'in ilk aylarından 2013 ortalarına kadar piyasalara sürdüğü 6 trilyon dolar bize benzeyen ekonomilere sel oldu aktı. Erdoğan'ın şahsım hükümeti bu yalancı bahara kandı. Ekonominin yapısal dayanıklılığını arttıracak adımları atmak yerine Borçla ekonomiyi şişirdi. Bunu da büyüme zannetti. Ekonomide daha önce inşa edilen tüm koruma kalkanlarını indirdi. Döviz geliri olmayan şirketlere 2009'da dövizle borçlanma izni verildi. Kendilerine çok uyardık, uyardık. El atına binen tez iner dedik, bizi dinlemediler. Türk şirketleri 2009'dan itibaren dünyada yabancı para cinsinden borcu en hızlı artan şirketlerin arasında ön sıralarda görülmeye başlandı. Ülke döviz kurundaki dalgalanmalara karşı son derece hassas hale geldi. O günden itibaren dünyanın en kırılgan beş ekonomisi arasından hiç çıkmadık. Ekonomi baş aşağı gitmeye başladı. Diğer taraftan bugün yaşadığımız derin devlet krizinin taşları 2008-2009'dan sonra döşendi. Ergenekon ve balyoz davalarıyla yurtsever liyakatli komutanlarımız tasfiye edildi. 12 Eylül 2010 referandumunda bugün FETÖ terör örgütü dedikleri ortaklarıyla birlikte ölüleri mezarından kaldırıp anayasayı değiştirdiler. Sonrasında ülkemizin askeriyesi, adliyesi, mülkesi tamamen FETÖ terör örgütüne teslim edildi. Bunlar yaşanırken kendilerine hep uyardık bizi dinlemediler. Onun yerine Pensilvanya kapılarını tavaf etmeyi tercih ettiler. 2013'te yolsuzluk dosyaları ortalığa saçıldı. Aynı yağmurda beraber ıslanan ortakların arası da açıldı. 2014'ten itibaren de Erdoğan'ın tek bir önceliği oldu. Tek adam vesayet rejimini inşa etmek. Bunun için İmralı'da Dolmabahçe'de masalar kuruldu. Erdoğan masalarda kimin nerede oturacağına kadar ilgilendi. Yetmedi, terör örgütünün faaliyetlerine müdahale etmeyin diye valilere talimat verdi. Biz uyardık, böyle gizli saklı iş tutmayın. Bu mesele çözülecekse, gazi mecliste çözülecek dedik. Bizi dinlemediler. Erdoğan ne zamanki seni başkan yaptırmayacağız sözlerini duyduğu, kendi kurduğu masayı dağıtı verdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletimiz kendisine tek başına iktidarı vermedi. Erdoğan koalisyon görüşmelerini yokuşa sürmek için elinden geleni yaptı. Bir yandağında ülke tarihinin en karanlık ve en kanlı dönemlerinden biri yaşandı. Başkentin ortasında Gar Meydanı'nda bombalar patladı. Ülkemiz kana bulandı. Milletin güvenlik endişeleri özgürlük ve refah taleplerinin önüne geçirildi. Kasım ayında seçim tekrarlandı. Erdoğan demokrasinin genleriyle oynayarak kaybettiği seçimi 5 ay sonra kazandı. Bir yıl sonra da Erdoğan'ın eski yol arkadaşları hain bir darbe girişimine yeltendi. Milletimiz o gece devletini sokaklardan topladı. Türkiye görülmemiş bir devlet krizinin içine düştü. Erdoğan tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak tüm milletle kucaklaşmak yerine tek adam vesayet rejimini inşa etmek, partisinin genel başkanlığını yeniden ele geçirmek, şahslı hükümetini kurmak için 15 Temmuz'u siyasi bir lütuf olarak gördü. Şerden hayır çıkarmak yerine 20 Temmuz'da o hal ilan etti. Sivil darbe oldu. Tüm evrensel demokrasi kurallarına aykırı olarak o hal koşullarında yapılan 16 Nisan 2017 mühürsüz şaibeli referandumuyla anayasamız bir kez daha değiştirildi. Anayasa ile beraber en az 100 yıllık hükümet sistemimiz de değişti. Milletten verin kardeşinize şu yetkiyi ondan sonra faizle şununla bununla nasıl uğraşılır diye o isteyen Erdoğan 24 Haziran 2018'de çok istediği şahsım hükümetine kavuştu. Ama bütün bu yapılanlardan sonra Erdoğan'ın dostum dediği Trump'ın attığı bir tweet mesajı borç yükü altında ezilen içsel dayanıklılığını yitirmiş bir ekonomide kuralsızlıkla, disiplinsizlikle, liyakatsizlikle malul bir devlet düzeninde ciddi bir ekonomik dalgalanmayı tetiklemeye yetti. 15 Temmuz'u Allah'ın bir lütfu olarak gören Erdoğan 15 Temmuz'dan sonra zaten hiçbir zaman sevemediği kuraldan, saydamlıktan, hesap vermekten de tamamen uzaklaştı. Liyakat değil sadakat dedi. Paralel bütçelerle, varlık fonlarıyla, adrese teslim ihalelerle, kamu özel işbirliği böyle dö dolarla, dövizle garanti verilen kamu özel işbirliği projeleriyle mali disiplini alt üst etti bitirdi. En sonunda Merkez Bankası kasasında duran milletin hini hacette kullanılacak yedek akçesi de döviz rezervleri de bu keyfilikten nasibini aldı. Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar buhar oldu. Bu işlerden sorumlu damat bakan da istifa edip yok oldu. Merkez Bankası daha önce de döviz piyasalarına aslında müdahalelerde bulunmuştu. Doğrudan müdahalelerde bulundu, ihaleler düzenledi ama bunların hepsini kamuoyuyla paylaşmıştı. Ama 27 Nisan 2016'dan sonra bu ülkede merkez bankası da hükümet gibi hesap vermez oldu. Biz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kasası Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ı ya da damadının şahsi kasası değildir dedik. Yapılan bu işlemlerin, satılan bu dövizlerin hesabının mutlaka millete verilmesi gerekir dedik. O gün bugündür o gün bugündür de bu hesabın peşindeyiz. Dün açıklandı. 26 Şubat itibariyle Merkez Bankası'nın net rezerv hesabı 42,5 milyar dolar açık veriyor. Yetkililer rezervler istikrar kazandı diyormuş. 40 milyar dolardan fazla açık veren bir rezerv hesabı söz konusuysa istikrar bunun neresinde? Değerli basın mensupları, bu buhran bir günde çıkmadı. Bu millet Erdoğan'ın istediği her yetkiyi kendisine verdi. Ama Erdoğan'ın şahsım hükümetiyle beraber hem ekonomik kriz hem de devlet krizi her gün biraz daha derinleşti. Ülkemizin neşesi, huzuru, bereketi kaçtı. İşimiz, açımız, ekmeğimiz küçüldü. Bunu ben demiyorum. TÜİK'in rakamları diyor. Tek adam vesayet rejiminin inşasına başlandığı 2014'ten bu yana milli gelirimiz böyle tepe taklak aşağı gitti. 2013'te 958 milyar dolar olan milli gelir 2021 2020'de 717 milyar dolara kadar düştü. 2008'deki gelirin gel gelirin bile gerisine düştük. 13 yıl geri gittik. Erdoğan'ın milleti uçuracak dediği diye pazarladığı tek adam vesayet rejiminin inşa sürecinde ekonomi sürekli patinaj yaptı. Milli gelir sürekli geriledi. Milletin cebinden 7 yılda 241 milyar dolar uçtu. Böyle bir gerilemeyi bu millet, bu ülke daha önce hiçbir zaman yaşamamıştı.